Günden kalanlardan herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Haftanın son iş ve işlem gününde karşınızdayız. Konuğum Hakan Güldağ bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir haftaydı. Epey bir gündem var. Konuşacağız hepsini. Hem tamam. Yurt dışında hem yurt içinde konuşacağımız konular olacak efendim. Önce bir piyasa rakamlarına göz atalım. Tabii. Ardından da konuklarımı anons edeceğim. Piyasalarda şu an görüyorsunuz, Borsa İstanbul tarafı %1.25'lik yükselişe işaret ediyor. Dolar TL 7.34.45. Hafta içerisindeki performansı da özellikle aşağı yönlü eğilimde, bugün bir miktar yukarı yönlü olduğunu söyleyelim. Euro TL 9 sınırında, Euro Dolar paritesi 1.2257, bugün için bir miktar geri çekilme olduğunu belirtelim. Tahvil tarafına baktığımızda 2 yıllık 14.69, 10 yıllık 13.15 olarak fiyatlamaları görüyorsunuz. Avrupa borsalarına döndüğümüzde bugün için özellikle haber akışında çok fazla gözümüze çarpan ne vardı dediğimiz zaman, İngiltere'deki özellikle vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte Londra'da acil durum ilan edilmesi. Borsaya yansıması sınırlı. Günlük hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i buldu. İngiltere aynı zamanda Google'a antitrust soruşturması başlattı. Bunlar günün öne çıkan başlıklarıydı. Tabii ki vaka sayılarındaki artış sürüyor. İngiltere'den bir açıklama daha geldi. Aşı virüsün Güney Afrika varyantına yanıt vermeyebilir diye. Bu da yine önemli gelişmelerden de, ama Moderna aşısının da yine İngiltere'de onaylandığını söyleyelim. Bir yandan da Almanya tarafından gelen bugün sanayi üretimi vardı. Onda da Kasım'da beklentinin üzerinde bir artış olduğunu söyleyelim. Şimdi geçelim ABD borsalarına. Geneli yeşillerde artık Senato gerginliği sona erdi. 20 Ocak'ta Biden resmi bir şekilde göreve geliyor. Yani zaten onaylandı ama görev teslimi diyelim. Bu gerçekleşecek. Borsalar tarafında da teşvik paketlerine dair iyimserlik artmasıyla birlikte hafta boyunca zaten rally'yi görmüştük. S&P tarafında da yeni rekoru gördük. Şu anda 3816 puan seviyesinde. Altının geri çekilmesi sürüyor. Tüm bu haber akışıyla birlikte %2.4'lük görüyorsunuz. 1868 seviyesini gördük. Gram altın 444 TL. Bitcoin rallisi hiç hız kesmedi bu hafta. 40 bin doların üstü test edilir mi diyorduk. 41.305 doları gördü. Brent petrol 55.21. Yani OPEC toplantısı ardından Rusya artıracağım da dese, Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu kısıntıyla birlikte hafta geneline yayılan petrol fiyatlarında kademeli olarak artışı da gördük diyelim. Ankara'ya dönelim, Sibel'den gündemi alacağız. Sibel, hoş geldin. Haftanın son günü, Ankara gündeminde neler konuşuluyor seni dinliyoruz. Tamam. Sibel, seni dinliyoruz, evet. Ankara'dan da merhaba, iyi akşamlar Gözde. Bugünün gündeminde öne çıkan başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, verdiği mesajlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri ilk kez değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan gelişmelerin tüm dünyayı, herkesi şoke ettiğini ifade etti. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şoke etmiştir ifadesini kullandı. Demokrasi için yüz karası değerlendirmesini de yaptı Cumhurbaşkanı. 20 Ocak'ta Biden'ın görevi devralacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temennim odur ki Trump yaptığı açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır. Bu süreç böyle suhuletle ve sakin bir şekilde tamamlanacaktır değerlendirmesini yaptı Cumhurbaşkanı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestoları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Bu protestolara tepki gösterdi. Protestoyu yapanların öğrenci değil, terörist olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asıl dikkat çekici açıklamaları ise bu dün gerçekleştirdiği Saadet Partili Oğuzhan Asil Türk'e yaptığı ziyarete ilişkin oldu. Bu konu önümüzdeki günlerde de siyaset gündemini meşgul edeceğe benziyor. İttifaklar yeniden mi şekilleniyor sorusunu gündeme getirmişti zira bu ziyaret ve bu konuyla ilgili tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan hem nezaket hem de ittifak meselesinde seçim ittifakı mümkün olur mu? Geleceğe yönelik terörle mücadelede
her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoya son vermesi konusunu da yine ilk kez değerlendirdi. Atılan adımı Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölge ülkelerinin düşman kamplara bölünmesi Körfez için olumlu değildi değerlendirmesini yaptı. Dediğimiz gibi haftayı kapatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları öne çıktı. Yine bu haftanın gündemine ilişkin önemli bir notu daha aktaralım. Salgınla mücadele ve aşılama takvimi. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan ve aynı zamanda yılın ilk bilim kurulu toplantısıydı bu. Bu toplantıda da bu konular ele alındı ve bu toplantı sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yaptı. 2021 yılının ilk bilim kurulu toplantısında aşılama planının ele alındığını söyledi ve aşılama konusunda Türkiye'nin planlamasının hazır olduğunu vurguladı Sağlık Bakanı. Çin'den gelen aşıların yeterince güvenli olduğunu ve acil kullanım onayı sürecinin de başladığını duyurdu. Başkent gündeminde öne çıkanlar bu şekildeydi ve sözü yeniden sana bırakalım Gözde. Sibel çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından başlıyoruz. Günden kalanlar devam ediyor efendim. Hakan Gül'de hemen döneceğim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir haftaydı? Yoğun bir haftaydı. Yoğundu değil mi? Yani Amerika tarafı siz tabii. Siz hep yoğunsunuz gerçi genel anlamıyla. yani sonuç olarak meslek icabı da yoğunuz. Yani olup biteni takip etmek, onların içinden saplasamanı ayırarak aktarmaya çalışmak bunlar ister istemez yoğunluk ama oluyor. Ama manşetleri en çok kaplayan herhalde biraz ABD tarafındaki senato seçimleriydi değil mi? Öyle oldu. Hı-hı. Yani o tabii çok önemli oldu. Biz de mesela normalde dış haberleri her zaman böyle manşete taşımıyoruz ama ABD Kongresi'ne yapılan baskın, Trump'ın tutumu, Başkan Trump'ın tutumu, bundan sonra neler olabilir Amerika'da? Bir gelişmiş ülkede hani böyle bir şey herhalde siz o çok konuşuldu, kariyer hayatınızda görmemişsinizdir diye düşünüyorum. Bilmem var mıydı? Yok, hayır, evet. Yani herhalde Reichstag yangınına falan geriye gitmek lazım. Yani 30'lu yıllara, o da pek bizim açımızdan mümkün değil. Yani bir İlginçti, Almanya'da. İlginçti değil mi? Evet. Tabii. Yani çok çok ilginç. Yani hakikaten mutlaka üzerinde de düşünülmesi gereken bir şey. Bana daha önce de konuşmuştuk. Hani sadece 2021'e girmiyoruz. Yeni bir 10 yıla, belki tarihçilerin gelecekte yeni bir dönem olarak niteleyeceği bir 10 yıla giriyoruz. Aynı böyle büyük buhran sonrası gibi. Aynen. Benzetmeler yapılıyordu. Büyük buhran sonrası tarafı var. Bazı konular netleşiyor ve keskinleşiyor. Nedir? Mesela bir tarafta iklim meselesi değil mi? Yani iklim değişikliği konusu. Şimdi bu Amerika'da da dünyanın diğer taraflarında da bazı çelişkilere yol açıyor. Yani bir taraf diyor ki valla benim sen bu küreselleşmeyle filan yol almaya çalıştın. Amerika'da yönetimler bu Amerikan orta sınıfını zayıflattı, refahımızı düşürdü, Asyalılar zenginleşti, biz bundan zararlı çıktık, ben senin böyle iklim değişikliği falan meselelerine bakamam, benim zenginleşmem lazım. Zaten buna bir takım böyle tabii dini meseleler de bunları da dikkate almak zorundayız bundan sonra. Her zaman dikkate alınmalı ama mesela evangelistlerin baktığınız zaman hani Trump'ı bir hayli destekliyorlar. Mike Pence'in onlarla yakın ilişkileri biliniyor. Mesela orada ya zaten işte ben yani inanış olarak çevrenin çevreye ilişkin yani bunlar sonuçta çok önemsenmeyen, dikkate alınmayan, farklı değerlendirilen, yani farklı değerlendirmekten de kastım şu, yani öyle teoriler var ki bazen insanın aklı hafsalası alamıyor. Evet. Yani diyorlar ki işte Hazreti İsa, Mesih
olarak geldiğinde arkasında Deccal'in saklanacağı bir tane bir ağaç bile kalmamış olması lazım. Onun için biz bu çevre meselesinde niye bu kadar dert ediyoruz ki? Zaten bizim istediğimiz de bir şey bu filan deyip yorumlar var. Amerika çok değişik bir toplum. Değişik bir ama tabii çelişkilerin çok da keskinleştiğini görüyoruz. Öbür tarafta diyor ki ya dünyayı çürüttük. Senin bu kar hırsın illa ben karbon emisyonlarını dünyaya salacağım deme ama paramı da kazanacağım deme hırsın bu dünyayı daha da çürütüyor. Bunu yapamayız diyor. Mesela şimdi Biden bu yaklaşımları da öne çıkardı biliyorsunuz. Yani yeşil ekonomiye geçiş programı EGS diye bir program öne sürdü. Evet. Paris Anlaşması'na geri dönüleceği yönünde sinyaller verildi. Petrol üreticilerine ilişkin daha sert tedbirlerin, petrol endüstrisine ilişkin daha sert tedbirlerin alınabileceği söylendi. Bütün bunların somut bir takım karşılıkları var. Yani bunlar sadece böyle Trump'ın bir hani Amerikan seçim sisteminin cilvesi, Trump'ın kişiliğiyle ilgili mutlaka onunla da ilgili tarafları var ama bunun ötesinde manaları, bunun ötesinde dinamikleri olan konular. Meseleler sertleşiyor. Hani ve de öyle meseleler ki bunlar hani bizde bir biliyorsunuz rahmetli Demirel'e atfedilen bir söz vardır. Meseleyi mesele etmezsen mesele ortada da mesele kalmaz diye. Ama bu öyle değil. Bunlar kendisini gösteriyor. Bakın işte kuraklık diye bir meselemiz var. Evet. Gerçek yani bir mesele işte. Evet. Herkes ilgileniyor. Ama bu arada oralara geleceğim ama şöyle de bir şey var. Hani bu özellikle o kongre baskını ile ilgili olarak sosyoekonomik anlamda da o tablo bir şey anlatıyordu. Kesinlikle. Değil mi? Yani hani önümüzdeki döneme aslında ışık tutacak. Hani işte o yani dün mesela ben televizyonlarda izliyorum çok fazla böyle yorumlar yapıyor. İşte Amerikan rüyası bitti mi yıkıldı mı filan diye. Hani belki bilmiyorum o kadar ütopik değildir ama sonuçta o tablo bir şey anlatıyordu. Yani o Trump'ın taraftarları hani bilmiyorum aralarında kimler vardı neler vardı ama. Mesela eski askerler var. Evet. Şu bol miktarda eski askerler var. Daha işsiz kesimler var. Hı hı. Bu küreselleşmeden kendilerinin ciddi zarar gördüğünü düşünen kesimler var. Evet. Beyaz güç, yani bu daha neo-nazi yaklaşımlara sahip olan beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Ku Klux Klan'la bağlantılı güçler var. Bunlar çok ciddi şekilde Trump'ı destekliyorlar. Bu da bir çelişki yaratmaya başladı. Şimdi Cumhuriyetçi Parti de bir anlamda bir bölünme yaşamaya başladı. Bu son baskın Cumhuriyetçi Parti'yi de dağıtmaya başladı. Zaten Amerikan toplumunu bu Biden'lı, Trump'lı seçim hiç olmadığı kadar bölmüştü. Ya da en azından son 100 yılda görülmediği kadar bölmüştü. Ama şimdi Cumhuriyetçi Parti'yi de bölüyor. Trump Cumhuriyetçi Parti'nin bir adayıydı seçime girdiği zaman. Şimdi Trump'ın partisi haline gelen bir şey var, örgüt var ortada. Bu bir kısım cumhuriyetçileri, Cumhuriyetçi Parti'nin bir bölümünü rahatsız ediyor. Daha önce de bunları ifade ettiler. Cumhuriyetçi Parti'nin ağır topları bunları ifade etti. İstifalar oldu, Trump'ı ciddi şekilde eleştirdiler. Trump bunlara o sırada pek kulak asmadı. Ama şimdi bu son olayla birlikte Cumhuriyetçi Parti içindeki ayrışma da netleşmeye başladı. Trump'ı destekleyen Şahin kanat, o daha sağ popülist, bazı yönlerden sağ otoriter yaklaşımlar gösteren o Şahin kanat partiye hakim olmaya devam edecek mi? Yoksa parti yeni bir çizgiye doğru mu gidecek? Bu da önemli. Çünkü Trump şunu da gösteriyor ki ben evet belki bugünkü hadise bitti. Biden taraftarları ya da Biden yönetimi duruma hakim olmuş gibi görünüyor. Amerika'da biraz daha sağduyu ön plana çıkmış gibi görünüyor. Ama neredeyse darbeye benzeyen bir girişimle karşı karşıya kalındı. Kongrede Amerika'da. O çekilen fotoğraf neydi öyle? Tabii. Kostümler falan. Kostümler, profiller. Bunların hepsi son derece ilginç yansımalar vardı. Polis şiddeti mesela bu da Amerika'da önümüzdeki dönemde konuşulur, sorgulanacak. Tabii. Biden'ın kendisi de söyledi. Acaba o grup
siyah yaşamları değerlidir grubuna dahil insanlardan oluşsaydı, onların kongreyi basmak gibi bir eylem olsaydı ne olurdu? Saatlerce polis herhangi bir müdahalede bulunmadı ama sonuçta 4 kişi öldü. Bütün bunlar... Şimdi hatta 5'e çıkmış. Aynen öyle. Yani bu Amerikan seçimlerinin, şimdi ara seçimler olacak 2 yıl sonra, Trump'ın orada bu Şahin kanatla beraber bir ağırlık koyma çabası var. Bir de bir kaos yarattı, tutturamadı şimdi ama o 2 yıl sonraki seçimlere bir ağırlık koyma çabası içerisinde olacaktır. Sizce bu ilerideki zamanda yani ne diyelim hani bir daha seçilmesini engelleyecek midir yoksa önünü mü açtı? Bence sert mücadele devam edecek. Bence Trump şu Bırakmaz anda bitmedi. Mı? Evet. Yani o biraz önce dediniz ya ya ütopik olabilir bunlar. Vallahi tabii ki Amerika bir demokrasi ve çok güçlü bir tecrübesi de var. Ama ne kadar kırılgan olabileceğini de bunu daha önce Batı'da örneklerini gördük. Yani belli koşullar, belli sıkışmalar bu tür zeminleri hazırlayabiliyor. İtalya'da Mussolini'nin iktidara gelmesi, daha sonra biz onun adını koyduk. Daha sonra gelişen olaylar Almanya'daki... O zaman uzunca bir süre etkileri. Bir süre etkiledi. Hı-hı. Oradaki halkın desteğini evet. de kazandı. Hiç geldi iktidara şimdi hemen gider yüzü ortaya çıkar denilen Hitler uzun süre iktidarda kalabildi. Ha ben şimdi birebir Trump bunların temsilcisidir demiyorum ama keskinleşen hareket yani bir direkt bir faşist harekettir denilemeyebilir ama bu keskinleşme buralara varabilecek sinyalleri veriyor bize. Yani burada çok ciddi bir bölünme ve ciddi bir boşuna Biden ulusumuzun en karanlık gününü yaşadık demedi. Demedi değil mi? Yani bunların arka planında yani çok abartmayalım. Hani böyle bir büyüme aynasına da koymayalım. Yani büyüten aynalar içerisinde, iç bükey aynalar içerisinde görmeyelim meseleyi ama... aynı zamanda bunun ciddi bir tehlike olduğunu da görmek lazım. Bu önümüzdeki 10 yılı etkileyecek. Çünkü somut meseleler var. Petrol endüstrisiyle daha 20. yüzyıl kapitalistlerinin, 20. yüzyıl sektörlerinin meseleye ağırlık koyma istekleri var. Onların Trump'ın o Şahin kanadını destekleyen yaklaşımları var. Yani Amerika içerisinde bir mücadele sürüyor. Amerika aynı zamanda dışarıda da bir mücadele sürdürüyor. Amerika hegemonyasını, hegemon güç olma niteliğini bu süreçte, bu önümüzdeki 10 yılda daha fazla kaybedebilir. Çünkü yönetme kabiliyeti, kapasitesinde de bir azalma var. Krizleri, dünyayı da yönetme, kontrol etme kapasitesinde bir azalma var. Aynı zamanda kapitalizmin ortaya çıkan krizlerini yönetme kabiliyetinde de bir azalma var. Yani bir tür paradigma krizi bu süreci etkiliyor. Hı hı. Bu 10 yılı etkileyecek, belki daha uzun. Zaten o paradigma değişimleri böyle hemen bir senede, iki senede olmuyor. Bir süreç alıyor ister istemez. Onlar böyle bir anlamda film arası gibi, tarihin 10 dakika arası. O süreçte tam nereye doğru şekilleneceğini göremiyorsunuz. Hı hı. Umalım ki Amerika daha sakin bir dönem yaşar. Ama daha sertleşen bir siyasi mücadelenin, daha sertleşen seçimlerin olduğu bir süreci de yaşaması son derece ihtimal dahiline girdi bence. Bir anlamda bu sokağa döküldü. Hı hı. Bu yaklaşımlar sokağa döküldü. Daha önce bunlar Ohio'da, başka yerlerde biliyorsunuz... zaman zaman olan... Evet, oradaki eyalet parlamentolarında ortaya çıktı, sokağa yansıdı. Floyd davaları, bunların hiçbirisi yani aslında gelişen dinamiklerin bir artık geldiği bir nokta oldu. Ama son nokta mı? Değil. Bana göre değil. Son nokta değil. Belki şu an için bir kontrol edilen bir nokta, bir takım geri adımlar atıldı. Ama bundan sonra neler olacağını kestirmek o kadar kolay değil. Amerika'nın o güçlü demokrasisinin de kırılgan yapılarına sahip olduğunu bizzat Amerikalı yorumcular söylemeye başladı. Hı-hı. Hani
Çinliler dalga geçiyor. Başka özellikle Güney Amerika çok dalga geçiyor. Ya Amerika'da herhangi bir darbe girişimi olamaz. Çünkü Amerika'nın kendisinde bir Amerikan büyükelçiliği yok diyorlar. Hani hep buralarda, çünkü Güney Amerika'da çok iş karıştırıyor, evet, biliyorsunuz. Doğru. Belki de biraz tabii o yılların getirdiği tepkiler de gün yüzüne çıkmış oldu. Ama bence başkan mı, anayasa mı? Bütün bunların sorgulandığı bir ortam da ortaya çıktı. Şimdi Amerika... Ki en güvenilen şeydir, evet, o. Amerika'daki başkanlık koltuğu öyle hani herhangi bir ülkedeki başkanlığa benzemez. Orada erkler ayrılığı ve çok güçlü bir işte senato, temsilciler meclisi. Bunları hep söylüyoruz. Ama Trump bunu değiştirmek, evet, istedi. Yargıçları farklı atayarak oraya el koymak istedi ama kendi başvurularını kendi atadığı yargıçlar da dahil olmak üzere o redler geldi. Hı hı. Orada başarılı olamadı. O kaosa taşıyarak başkanlığını devam ettirme çabası sonuca ulaşmadı. Ama sonuca ulaşmamış olması onun mücadeleden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bana göre önümüzdeki süreçte Trump ya da bu davanın, bu bir dava. Yani bir siyasi yeni yapılaşma var. Adını tam koyamıyoruz. Ama gerçekten ilginç bir zaman diliminde yaşadığımızı anlayabiliyoruz. Tam adını koyamasak da ve bunun değişik formlara evrilebileceğini de görüyoruz. Bunlar tehlikeli formlar olabilir. Siyasi uzlaşı kültüründen uzaklaşıldığı, kutuplaşmanın arttığı ve o hani ilk Trump mesela göreve geldiğinde hep konuşuyorduk ki acaba bundan sonra dünya ticareti nasıl değişecek vesaire, evet, diye. Hemen zaten sonrasında işte Brexit'in daha da hızlandığı, zaten o da tamamlandı. Şimdi başka bir dünya ve korumacılık politikalarının hep söylüyoruz arttığı bir ortam var ve artık eskisi gibi hani rahatça öyle işte paranın kazanıldığı falan öyle bir dönemde değil. Herkes kendi üreticisini koruyup işte mesela bu hafta hep gördüğümüz, tamam belki çok zamandır konuşuluyordu ama Türk çelik sektörüne, aynen, Avrupa Birliği tarafından getirilen vergi. Hani biz, doğru, Gümrük Birliği'nin revizyonunu falan konuşurken, revizesini konuşurken bir takım yollarda da ülkeler artık yavaş yavaş ya da işte sizinle yine geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk. RCEP diye mi okuyorsunuz siz? Nasıl okuyorsunuz? RCEP diyoruz. Evet. Yani biraz bizim Dışişleri Recep Bakanlığı. Recep diyen var, RCEP diyen var. Evet, doğru. RCEP diyen var. Evet. Ama biliyoruz yani Asya içerisinde bölgesindeki bir ekonomik serbest bölge, evet, işbirliği. Ama serbest bir dünyanın en büyük serbest bölgesi oluşmuş, kesinlikle, oldu. Bu eğilimler yükseliyor. Çok doğru. Aynı zamanda gerçekten çelik ihracatçılarımızı da sıkıntıya sokan ki piyasaya da borsaya da yansıdı. Yani 4.8 ile 7.6 arasında şirketlere göre değişen antidumping vergileri getirildi. Evet. Bunlar ihracatımızı engelleyen konular. Çok doğru. Bunlar, evet, bizi de etkiliyor. Onları birazdan açarız da. Hani önümüzdeki sürece ışık tutacak. Bugün yine önemli veriler de vardı. Borsa İstanbul'u kapatıyoruz efendim. Haftayı da pozitif olarak tamamladı. Borsa İstanbul %1.21'lik yükselişle 18.37 puan, 1540 seviyesindeyiz. Borsa İstanbul ve öne çıkan hisselerde Konya, Çimento, Netaş, Telekomünikasyon, Hektaş, yine Koza Altın, Anadolu Efes, Şok Marketler gibi hisselerin de ön planda olduğunu söyleyelim. Hemen Burak Salman'a döneceğim. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz Burak Bey? Bugüne dair hafta genelinde de Borsa İstanbul aslında iyi performans sergiledi. Evet, özellikle TL'nin güçlü performansı bu hafta içerisinde. Üstüne bankaların, büyük bankaların bu hafta gerçekleştirmiş oldukları 2021 yılına ilgili beklentileri, pozitif beklentileri ki çoğu banka güçlü beklentiler açıkladılar. Bunlar aslında bu haftanın ana gündem maddeleriydi ve pozitif momentumun en önemli kaynaklarıydı. Evet, özellikle dolar TL ile ilgili bir süredir yabancı kurumlardaki pozitif yorumlar, siz de eminim zaten görmüşsünüzdür. Dolar TL ile ilgili tahminleriniz nasıl? Eğilimin aşağı yönlü olmasını, devam etmesini bekliyor musunuz? Evet, biz TL'nin değer kazanmasını önümüzdeki dönemde de bekliyoruz. Bu değer kazanım, yani yıl sonunu işte 7.35-7.40 aralığında kapatmıştı dolar TL. Önümüzdeki dönemde de
biz TL'de değer kazançlarının bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Burak Salman bizlerleydi. Hemen Hakan Güldağ'la devam edelim kaldığımız yerden. Bir yandan işte korumacılık politikaları vesaire dedik. Bir de finansal sisteme bir baş kaldırı mı acaba bu Bitcoin olsun, kripto paralar? Ya, çok fazla tartışılıyor ama sizin yorumunuz nedir merak ediyorum. Yani dijital, yani hem kripto paralar hem dijital paralar giderek bu önümüzdeki 10 yılda daha fazla hayatımızda olacak, o anlaşılıyor. Hı-hı. Nereden anlaşılıyor? Şimdi bir sadece Bitcoin 41 bin dolara geldi diye değil. Yani bu tabii çok önemli. Kurumsal ama alıcıların sahneye gelmesi değil mi? Kurumsal alıcıların buraya gelmesi. Bir takım regülasyonlarla bunların daha güvenilir bir yatırım aracı haline gelebileceğine ilişkin işaretler. Tabii Covid'in de etkisi var bunda. İnsanlar evde oturdukça 7-24 işlem yapılabilen bir piyasa burası. Evet. Hani evde kaldıkça alıyorlar mı acaba? Mesela şimdi ekrana getirdi. Aynen, evde kaldıkça alanlar da var. Öğretmenimiz evet, Bitcoin tüm zamanların en büyük balonu mu demişler mesela. İşte altınlar, her gün balon orada büyüyor. Ama borsalar da öyle. Borsalar Bitcoin'in da öyle. Bitcoin'in hikayesi apayrı. Bitcoin hikayesi daha ayrı. Bir beklenti var tabii ki. Hı-hı. Ama baktığınız zaman neye dayanıyor dediğinizde, hadi diyelim ki borsaların, ya işte aşı gelecek, bir umut olacak, piyasa canlanacak, şirketler daha iyi yere yani gidecek. Yani en azından içinde hani şirket var. Hani orada bir Nasrettin var. Hoca hikayesi yazmak evet, mümkün. Ama burada Bitcoin'e hangi hikayeyi yazıyor olacağız? Orası, yani hangi temele dayanacak, orası belli değil. Hani şu anda konuştuklarımızın hepsi aslında spekülatif. Yani böyle olabilir, regülasyonlara dahil olursa mesela yatırım fonlarının alabileceği bir araç haline, bir yatırım aracı haline gelirse tabii ki Bitcoin ya da Ethereum ve diğerleri, sadece kripto paralar diyelim, bir tek marka söylemenin de çok fazla bir anlamı yok. Ama bunlar o tür regülasyonlarla daha güvenli yatırım araçları haline getirilirse bunun hikayesi biraz daha farklı olur. Ama kurumsal yatırımcıların almaya başladığı bir şey zaten bir anlamda buraya doğru da yavaş yavaş gidecek. Herhalde bu tür imkanlar var ama baktığınız zaman şu anda her şey balon. Bir 3-5 sene sonra hani şunu konuşacak mıyız? Merkez bankaları rezervinde altın tutuyordu. İşte Bitcoin artıyor vesaire. Muhtemeldir. Belki olabilir. Belki dijital paralar o tarafta öne tabii çıkacak. Şimdi hani 100 bine gidecek bir tanesi mesela, şimdi ismini hatırlamıyorum ama 146 bin dolara gidecek diyen evet, galiba JP Morgan'dı. JP Morgan'dı. Tahmini. Onun böyle bir tahmini var. Şimdi bunlar tabii ortaya çıktıkça spekülasyon daha da katlanıyor. Hı-hı. Bir de işin dijital paralar boyutu var. O dijital paralar boyutunda da yani devletlerin kullanacağı ya da ortaya çıkaracağı dijital paralar, hı-hı, onlar biraz daha farklı. Mesela bazı düzenlemeler açısından dijital paralar 2021'de daha fazla hayatımızda olabilir. Neden? Hani hemen o yöne gidilir mi? Bilemem. O da bir spekülasyon ama akıl yürütünce şimdi birçok paket çıkıyor. Birçok paketle beraber müthiş bir likitte bolluğu da ortaya çıkıyor, değil mi? Hı-hı. Yani veriyorsunuz şimdi 600 dolara Senato'dan geri dönmüştü. Şimdi 2000 dolar olarak onun insanlara gelecek. Yani sokağa inmesi, kişilere gitmesi mevzubahis. O zaman belki Bitcoin'e biraz daha gidenler ortaya çıkacak ya da başka enstrümanlara. Hı-hı. Halbuki ya da onu sen o amaçla mı verdin? Bitcoin'e gitsin diye mi verdin? Ya da ne yapılsın diye verdin onu? Hı-hı. Şimdi devletler diyebilir ki bunu 3 ay içerisinde harcarsan ben sana bunun tamamını, %100'ünü veririm. Eğer bunu gıdaya ya da başka şeylere harcıyorsan ben sana bunun %100'ünü bir verebilirim. Bir harcama çeki. Eğer evet, eğer 3 ay içerisinde harcamıyorsan, götürüp bunu tasarruf ediyorsan, o zaman ben sana bunu tasarruf et diye vermedim ki. Ben zaten piyasa canlansın diye bunu yapıyorum. Enflasyon artsın diye bunu yapıyorum, değil evet mi? O zaman ben sana 3 aydan sonra, 3 aydan 6 aya kadar bunun sadece %75'ini kullanım hakkını tanıyabilirim. Yani ondan sonrası sadece %50'sini tanıyabilirim. Yoksa öbür türlü 100 doları piyasaya verdiğiniz zaman o 100 dolar olarak kalıyor ve nereye gittiğini de kontrol edemiyorsunuz. Çünkü adamın eline 100 dolar geçmiş. Onu götürüp araba da alabilir.
bir başka bir şey de yapabilir. Yani 100 dolara araba alınacak diye bir şey yok. Mutlaka ama hani örnek olsun diye veriyorum. Ya da götürüp bir yerde tasarruf da edebilir. Belki o kişinin buna ihtiyacı yok. O zaman o parayı kullanmıyorsa onun değeri düşebilmeli. Ya da harcama kabiliyeti düşebilmeli. Fakat şu anda hani Bitcoin bir para mıdır? Bitcoin şu anda bir para değil. Onun için dijital paralardan ayrılabilir. Çünkü hani para olabilmesi için bir değişim aracı olması lazım. O kadar değişim aracı değil şu anda. Olabilir mi? Olabilir ama şu anda hani ben gideyim de büfeden sosisli sandviç alayım, bunu Bitcoin'le ödeyeyim diye bir şeyimiz yok. Hani ya da bir hesap birimi, bir ölçme birimi mi? Hala o da değil. Yani şunun fiyatı şu kadar Bitcoin denilen bir ortamda değiliz henüz. Ya da çok az şeyde böyle. Fakat bir tasarruf aracı mı? Yani bir saklama aracı mı? Saklama aracı, yani bunu birileri bu amaçla kullanıyor. Üç işlevinden ikisini şu anda tam göremese bile birini görüyor. Bir tasarruf aracı haline geldi. Yarın öbür gün diğer konularla da bağlantısı kurulursa mutlaka bir düzenlemeye de tabi tutulacak. Yavaş yavaş o sinyalleri veriyorlar aslında. Bir de şimdi mesela ben şöyle bir grafiği açtım. Evet. Hani bir senelik nereden nereye geldi vesaire diye, şöyle ekrana da görüyorsunuzdur, hani daha yatay bir banttan şurada bir hani Kasım'dan sonra bir resmen kopma gerçekleşmiş. İşte 1 trilyon doları aştı bu hacmi. Bu ödeme sistemlerine giriş olacağına dair haber akışı olmuştu. Ben öyle hatırlıyorum. Ondan sonra bir hızlandı. Bir de artık herkesin ilgisini çekmeye başladı. Doğru. Yani getiri anlamında bakıyorlar. Hani böyle bir yatırım aracı nerede var filan diye. İşte altınla kıyaslayan oluyor, borsayla kıyaslayan oluyor getiri anlamında. Tabii ki risk unsuru çok yüksek. Bir de burada hani kurumsal yatırımcının biraz daha artmasını bekliyorlar ki o volatilite hani daha bir sakinlesin vesaire diye. Doğru. O da bir şey getirebilir ama sonuç itibariyle çok hızlı büyüyen, her alanda bir balonda vardır. Onu da akıldan çıkarmamak lazım. Yani işte son biz de ele aldığımızda yaklaşık şu anda 2 milyon civarında bir yatırımcısı var. Yani işlem gören var. Bunun 750 bini çok yeni gelen, yani son dönemde gelenlerden oluşuyor. Ve de baktığımız zaman 8 bin dolarlardan bir anda seneyi 8 bin dolarla falan başladı. 2020'nin sonunda 28 bin dolara geldi. Hatta 28 bin doların da biraz üstündeydi. Sonra işte çok kısa süre önce bir 10 bin dolar daha koydu, 38 bin dolara geldi. Bugün bakıyorsunuz 41 bin dolar. JP Morgan 146 bin dolar demiş. Diyor. Yani. Şimdi bu da bir takım şeyler yaratıyor ama burada ne zaman kimin ne tür pozisyon alacağı, birdenbire o balonu kimin patlatacağı hiç da belli olmaz. Dikkatli olmakta büyük fayda var. Kesinlikle. Mutlaka belki yatırımcılar bununla ilgili denemeler yapacak ama buraya böyle büyük paralar bağlamak büyük hüsranlara da neden olabilir. Biz en azından o tarafını söylemiş olalım. Evet, şimdi bugün çok güzel bir haber okudum aslında. Siz dediniz ya işte küresel iklim değişikliği vesaire önümüzdeki süreçte belki Biden döneminde bir miktar daha o söylemler yumuşar, yeşil yatırımlar, ne bileyim işte Paris İklim Anlaşması'na tekrardan giriş vesaire. Ama önümüzde 2021'de özellikle konuşacağımız çok mesele olacak. Hem resesyon, yani önümüzdeki süreçte bu toparlanmanın çok da kolay olmayacağı. Bugün biz mesela işte hizmetler sektörünü konuşuyorduk. Şimdi aşının önümüzdeki dönem için Cüneyt Başaran da onu aktardı. 17,5 milyon kişi aşılanmış dünyada şimdiye kadar. Yani aslında hani devede kulak bir sayıdan bahsediyoruz. Ve çok da kolay gözükmüyor bu aşının yaygınlaşması. Bir yandan da tabii virüsü yakalayamıyoruz. Yani mutasyon ve yayılma hızı da artıyor. Böyle unsurlar olacak ve önümüzdeki dönemde hem kuraklık, iklim değişikliği, çok doğru, işte resesyon, bunları böyle adlandırmışlar, korumacılık politikaları vesaire vesaire. Bu iklim kısmına bir parantez açalım. Çünkü hani kuraklık şu anda mesela alarm verici boyutlarda olduğu söyleniyor. İçeride bizi de yakından ilgilendiren bir mevzu. Çünkü biz enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çarklar çok lehimize işlemiyor. İşlemiyor. Ne görüyorsunuz önümüzde? Tam bir tarımsal kuraklığa dönüşmüş değil hala. Evet. Ama tarımsal emtiada fiyatları çok ciddi şekilde yukarıya çıkartmış vaziyette. Beklentiler
Çünkü bu yönde bozulmaya başladı. Yani bu tarıma da fiili olarak yansıyacak. Hı hı. Ki yansır. Yani farklı düşünmek zor. Geçen gün bizim Ekonomi Gazetecileri Derneği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin toplantısı vardı. Ortak bir yıl sonu toplantısı. Orada Mehmet Reis, biliyorsunuz bu, evet, bizim gıda sektörünün önde, hı hı, gelen isimlerinden, çok da iyi değerlendirir konuları. O da dikkat çekti. Yani ciddi bir dünyadan da gelen bir gıda enflasyonu beklentisi var bu sene. Yani Türkiye'de zaten yapısal bazı nedenlerden dolayı bu gıda enflasyonunu bir türlü bir şeye alamadık. Yani bir kontrole alamadık ve şu hala da çok ciddi manada enflasyonun da, yani TÜFE'nin de genel seviyesinin epey üzerinde seyrediyor. 20'li rakamlarda seyrediyor. Ama bu sene dünyadan da gelen bir enflasyon artışı olacak. Yani bir enflasyona bir yansıma olacak gıda fiyatlarında. Bir takım uluslararası fonlar, yani biraz önce konuştuğumuz konuyla çok bağlantılı aslında. Hı hı. Gidip de doğru adreslere, gitmesi gereken adreslere o tedbir paketleri ya da ortaya çıkan bollaşan para o adreslere gidemeyince, varamayınca, o işletmelere varamayınca, insanlara, vatandaşa doğrudan varamayınca bu sefer fonlar emtiaya doğru yönelmeye başladı. Hı hı. Buğdayda, başka konularda, demir çelikte de baktığınız zaman altın fiyatlarını sollayan bir süreç yaşandı. Plastikte, buraları da kazançlar elde etmek için, buna İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da geçtiğimiz haftalarda ciddi dikkat çekiyordu. Bunun da yarattığı bir emtia fiyatlarında bir yükseliş var. Ama en yüksek beklenti, yani bu fiyatlardaki en yüksek artış beklentisi tarımsal emtiada ve bunun da biz Türkiye'ye de yansıdığını görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Dünyada da bu sene petrol fiyatları da fazla yardımcı olmuyor. Böyle bir emtia tarafında bir hızlanan fiyat artışıyla karşı karşıyayız. Sadece tarım emtiası değil, değil yani. Tabii, değil tabii. Sadece bunu orada siz değil. Bunu sizde üretim tarafında işte daha başka, yani değerli metaller tarafında da çokça konuşmuştuk. Konuştuk. Önümüzdeki ama tarımı etkileyen bu kuraklık tarafı, hı, bir beklenti yarattı orada. Hı. Tarımsal emtia bu sene bir farklı değerleniyor. Orada da beklenti dünya çapında, yani sadece Türkiye'de değil. Evet, 24 olan, yani en kötü benim hatırlayabildiğim 24'e kadar düşmüştü. Mesela İstanbul'daki barajlardaki su oranı. Şimdi 19'lar seviyesinde diye ifade ediliyor. Ve işte hep beraber yağış bekliyoruz. Ama ne zaman gelecek, yeterli olabilecek mi? Bütün bunlar hepsi soru işareti olarak devam ediyor. Mutlaka tedbirler alınacak. Ama tedbirleri de insan eliyle... Ama tabii hani doğa karşısında, evet, yapabileceğimiz bir şey yok. Yani yağmazsa... Yağmazsa büyük sıkıntı. Evet. Belki başka teknolojilerle farklı, yani deniz suyunun dönüştürülmesi gibi meseleler. Yani teknolojik çözümleri var ama pahalı, maliyetli yatırımlar bunlar. Ayrıca neden oralara gerek kalsın? Yani yağmurumuz da yağsın, kar da yağsın, değil mi? Yani sonuçta bunlar... Yılbaşında 20 dereceyi gördük. Evet, herkes balkonda çay içti, kahve içti ya da ne içtiyse. Ama yani balkonunda bunu... yani geçirebildiği yılbaşını. Enteresan günlerden geçiyoruz. Evet, enteresan günlerden geçiyoruz her bakımdan. Aynen öyle. Şimdi üreticiler ne yapıyor peki? Biraz onu anlamaya çalışalım. Peki. Hem bugün mesela işte ihracat tarafındaki rakamlar, mücevher ihracatçıları tarafından hani yine rakamlar mesela açıklanıyor. Bir yandan anlamaya çalışıyoruz imalat tarafını özellikle. Ve kapanmalar tekrar hayatımıza geldi. Doğru. Ve bundan sonra da sanki bir miktar daha artacakmış gibi görünüyor. Yani İngiltere'de, belki Londra'da işte acil durum ilan edilmesi, Almanya'da karantina uzatılması vesaire. Hepsi... Sanki böyle önümüzdeki birkaç ay daha
öyle zor geçecek gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz mesela reel sektör tarafından? Vallahi mücevherat deyince şimdi Mustafa Başkan'a sormak lazım. Onu evet birazdan onu da söyleyeyim. Bu arada Mustafa Kamar bizlerle olacak efendim. Az önce yayının başında aktaramadım. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Özellikle otomotiv gibi mücevher sektörünün de stratejik bir sektör haline gelmesi istekleri ve çabaları var, öyle söyleyeyim. Evet. Bir yandan da tabii ki turizm tarafını anlamaya çalışacağız. Serdar Karcılıoğlu bizlerle olacak. Turizm hakikaten bizim için çok kıymetli. Çok kıymetli. Bugün de mesela yine konuşuyorduk Gizem'le de. Hizmet tarafında kim toparlanmayı hızlandırabilirse ki tamamen aşıya bağlı aslında. Hı-hı. Oradan daha hızlı toparlanma sağlayacak. Yani 2020'de mesela kesinlikle baktığımız zaman Dünya Bankası, IMF, çeşitli bankaların tahminlerinde 2020'de evet hani büyüyerek tamamlayacak olanlar arasında Çin ve Türkiye diyoruz ama hı-hı, hani sürdürülebilir mi? 2021'de ne göreceğiz mesela? Biraz büyüme ve toparlanma tarafını konuşalım isterseniz. Yani bir aşıyla beraber bir dünya ekonomisinde de iyileşme, hı-hı, hani bir beklenti var doğrusu. Yani aynen ifade ettiğiniz gibi sonuçta %5 civarında bir dünyanın büyüyebileceği. Dünya Bankası %4 dedi, hı hı, ama %5 civarında olabileceğine ilişkinde pek çok tahmin var. Mesela Batı Avrupa, Avrupa'nın tamamı değil, Euro bölgesi değil ama Batı Avrupa muhtemelen bu sene iyi büyüme gösterecek. Belki Türkiye'nin bile büyüme anlamında üzerine çıkabilir. Bu da, hı hı, Türkiye açısından, Türkiye'nin ihracatı açısından olumlu bir haber. Çünkü hepimiz biliyoruz yani Avrupa ile olan. Avrupa'ya ihraç edebiliyorsak Türkiye gelirlerini artırabiliyor. Ve daha yüksek gelirler elde etmek için de bir umudu, bir beklentisi de doğuyor. Bu sene de Batı Avrupa'da geçen senenin o geçtiğimiz senenin 2020'deki ciddi küçülmesinden sonra ciddi bir büyüme bekleniyor. Yani The Economist'in de bu konularla ilgili projeksiyonu var. Orada da baktığımda Batı Avrupa için bu 2021'de %5.3'lük bir büyüme beklentisi vardı. Ve Asya'dan sonra Asya'daki 5.7'lik büyümeden sonra en yüksek büyüme bölgesel anlamda Batı Avrupa'da bekleniyor. Bu Türkiye açısından bu anlamda olumlu bir haber. İhracatımız zaten son Aralık ayında da bence tablonun tersine döneceği sinyalini de verdi. Yani 17.8 milyar dolara çıktı. Aylık bazda en yüksek ihracattı. İthalatımız da arttı 22 milyar dolara çıktı. 22 milyar doların üzerine çıktı ama ihracattaki artış ithalattaki artışın bir hayli üzerindeydi. Yani %16 ihracat artarken %11 civarında ithalatta bir artış oldu. Ben bu tablonun 2021'e hatta ihracat lehine biraz daha fazla olarak devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Belki o noktada kurların yani mutlaka borç içindeki, döviz borcu içindeki şirketlerimiz açısından çok daha da belki kurların düşmesi beklenen, arzu edilen bir konudur ama ihracatımız açısından da yapımız henüz değişmediğine göre daha katma değeri yüksek ürünler üretemediğimize ve onları ihraç edemediğimize göre belki Mustafa Başkan bu konuyla da, hı-hı, ilgili söyler. Çünkü katma değeri yüksek ürünlere şu daha fazla ihtiyacımız var. Hani biz 25 milyar dolar altın ithal ettik. Bu olacak iş değil. Şimdi onu diyecektim. Dış ticaret açımızın önemli bölümü de zaten altın ithalatı. Altın ithalatı. Yani bunun mesela ben 2021'de böyle onu olmayacağını soracağım düşünüyorum. Evet, biraz hız keser mi? Kesinlikle keser. Çünkü geçen sefer resmen biz mevduatı neredeyse yok sayarak hani faizleriyle tabii ki faiz oranları öyle düzeylerdeydi ki enflasyonun altında mevduat faizi veriyorduk. Niye insanlar oraya götürüp göz göre göre zarara uğramak istesinler, mutlaka dövize yöneldiler, altına yöneldiler. Hala dövize yönelme sürüyor ama altın tarafı hız kesebilir, hız kesmesi de uygun olur. Bizim altını işleyerek ihraç etmemiz lazım. Hı-hı. Bizim elimizde bu konuda bir mücevher var.
Yani ciddi i̇şte bir... Mustafa Bey de aynen onu söylüyor. Diyor ki yani katma değerli üretim yapıp göndersek bizim bu anlamda stratejik bir sektör haline getirebiliriz mücevherat sektörünü. Çünkü işçilik anlamında hakikaten çok kıymetli ustalar ve şirketler var. Dolayısıyla... Doğru ve evet. Baktığımızda evet asgari ücretimizden biz çok memnun değilsek de dolar bazında asgari ücretimiz yani emeğimiz hala ucuz. Peki. Bir Londra'ya dönelim. Ceren'den tabii gelişmeleri ki alalım. Ardından da hemen Mustafa Kamar'a bağlanacağız. Ceren Dilekçi hoş geldin. Nedir son durum Avrupa borsalarında? Gözde merhabalar. Bugün haftanın son işlem günü ve endeksler gün boyu iyimserlik hakimdi. Aslında bu hafta yatıracak olursak özellikle ABD'de Senato'da kontrolün demokratlara geçeceği beklentisiyle piyasalar hızlı yükseldi bu hafta. Özellikle İngiltere ve Almanya borsasında yükselişlerin hızlandığını görmüştük. Haftanın son işlem gününde biraz daha yükselişler daha sınırlı. Alman DAX endeksi bugün yükselişlere öncülük ediyor. %0.8 Alman DAX endeksinde yükseliş. İngiltere borsası bugün geriden geliyor. %0.1 primli işlem görüyor. Ve Almanya borsası bugün gelen alımlarla birlikte tarihi zirvesini gün içerisinde yenilemiş oldu. Hem vaka sayılarını takip ediyoruz hem aşı haberlerini takip ediyoruz. Bugün Londra Belediye Başkanı Londra için artan vakaları gerekçe göstererek acil durum ilan edildiğini açıkladı. Ve şu anda İngiltere'nin genelinde vakaların hızlı arttığını fakat Londra için durumun çok endişe verici olduğunu ifade etti. Ve R katsayısına baktığımız zaman İngiltere genelinde 1 ila 1.4 aralığına kadar çıktığını görüyoruz. Fakat en yüksek R katsayısı şu an Londra'da bulunuyor. Önümüzdeki dönemdeki vakalar yakından takip edilecek ve bugün İngiltere Ulaştırma Bakanı yurt dışından gelenler için negatif PCR testi zorunluluğu getirdiklerini söyledi. Aynı zamanda bazı ülkelerden gelenler hem negatif PCR testi göstermelerinin yanı sıra 10 gün karantina altında kalmak zorunda durumunda kalacaklar ve İngiltere'nin yakında seyahat anlaşmaları yapacağı belirtiliyor ülkelerle ikili olarak fakat karantina süreci uzun bir süre daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. En azından vaka sayıları belli bir seviyenin altına düşene kadar. Avrupa'da öne çıkan haberlerde otomotiv sektöründe çip krizinin yaşandığını görüyoruz. Bugün Bloomberg'de yer alan habere göre dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinin daha fazla üretim yapmasının önündeki en büyük engeli çip tedariğinde yaşanan sıkıntılar gösteriyor. Çünkü çip üreticilerinin gelen talebe ulaşmakta zorlandığı belirtilmiş haberde. Baktığımız zaman Daimler, Nissan, Honda gibi üreticiler son dönemde planlarında değişikliğe gittiler üretim planlarında ve çip tedariğinde yaşanan sıkıntıları gerekçe olarak gösterdiler. Mesela Honda Japonya'daki fabrikalarından birinde araç üretimini 4000 azaltacağını açıkladı. Nissan ise Note Hatchback modelinde bir üretim düzeltmesine gideceğini söyledi. Geçtiğimiz ay ise Volkswagen üretim ilk çeyrek üretim planını revize edeceğini açıklamıştı ve çip tedariğinde yaşanan problemi gerekçe göstermişti. Otomotiv sektörü için önemli bir haber ve ilk çeyrekte aslında üretimin hangi bantlar arasında olacağını anlamak açısından bu haberleri dikkatle takip edeceğiz. Değil mi? Söz tekrar sana bırakayım göz. Ceren teşekkür ediyorum. Hemen dönelim Mustafa Kamar'a. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi akşamlar. Evet diliyorum. Şimdi biz siz yokken biraz kulaklarınızı çınlattık bu mücevherat sektörüne dair. Özellikle tabii ki ihracatımızın artmış olduğu bir durum var ama niteliğine niceliğine bir bakalım nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben size 2020 ayı Aralık ayını 2019'da karşılaştırdığımız zaman hemen hemen aynı rakamlarla kapattık. Geçen sene Aralık ayında da 297 milyon dolar ihracatımız vardı. Şu anda da 2020 Aralık ayını 298 milyon dolar ihracatla kapattık. Aralık ayı baktığınız zaman herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu 2019-2020 yılı geneline baktığımız zaman ise o zaman yavaş yavaş sıkıntılar çıkmaya başladığını görüyoruz. 2019 yılında yaklaşık 4 milyar 100 milyon dolar civarında bir ihracatımız vardı. Bu seneyi de 3 milyar 757 milyon dolarla kapattık. Yani ortalama %10 civarında ihracatımızı düşük kapatmış olduk 2020 yılında. Peki özellikle İngiltere ihracat tarafında dikkat çekiyor ilk sırada. Nasıl değerlendirirsiniz bu tarafı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce de söylediğiniz zaman nitelik nicelik diye ayırdığımız zaman mücevher ihracatının iki tane ayağı var. Bir tanesi külçe altın ihracatı, diğeri altın takı ihracatı.
Dolayısıyla buradaki bizim için mücevher ihracatı için ve Türkiye için önemli olan altın takı ihracatı. Külçe altın ihracatı evet önemli. Türkiye ülkeye bir döviz girdisi oluyor ama katma değer olarak fabrikalarımızın çalışması bakımından çok fazla bir önem atfetmiyor. İngiltere burada öne geçiyor. Yani İngiltere'nin yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolarlık büyük bir ihracat zıplaması gözüküyor ama bunun yaklaşık 1 milyar 150 milyon dolar civarındaki rakamı neredeyse külçe altın ihracatı. Bizim İngiltere'ye gerçek altın takı ihracatımız yaklaşık 40 ile 50 milyon dolar arasında oynuyor. Bizim için önemli olan Irak gibi, Dubai gibi ihracatımızı esas yaptığımız ülkeler önemli. Biz onlara bakıyoruz. Yoksa bizim için İngiltere'yi kenara koyduğunuz zaman her zaman birinci sırada olan Irak ve Dubai'de çok maalesef radikal bir düşüş gözlemliyoruz. Evet, burada katma değer oranını da sormak istiyorum. Nedir son durum? Şöyle söyleyeyim, mücevher ihracatı tabii şunu söyleyebilirler. Külçe altını ithal eden bir ülkeyiz biz. Nereden baksanız 2020 yılında 20 milyar dolara özellikle bu ekonomik dalgalanmadan dolayı 2020 yılında 20-21 milyar dolara yakın bir altın ithalatı yaptık. Doğal olarak biz de ihracatımızı ithal ettiğimiz bu altınları işleyerek sağlıyoruz. Gerek döviz bazlı ihracatımız gerekse dahili işlem rejimi kapsamında yurt dışından gelen altınların Türkiye'de işlenmesiyle ticaretimizi devam ettiriyoruz. Bizim normalde katma değerimiz %35 civarında. Yani biz 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptığımız zaman bunun 1 milyar doları normalde katma değer. Bunu kilogram bazına vurmamız gerekirse Türkiye'nin biliyorsunuz en büyük sıkıntılarından bir tanesi ihracatta. Maalesef katma değerli ve markalı ürün ihracatını geçişimizin yavaşlığı. Normalde 1 doların altında Türkiye'de kilogram başı ihracat fiyatımız. Fakat bunu mücevher ihracatçı birliğine ilave ettiğiniz zaman şöyle söyleyeyim, bunu da ikiye ayırarak söyleyeyim. Gümüş, altın, pırlanta, bijuteri, saat aksamları vesaire dediğiniz zaman kilogram fiyatı 650 dolara geliyor. Ama yalnızca altına indirgediğiniz zaman biz kiloda ortalama 3000 dolar gelir sağlıyoruz. 3000 dolar yani bugün baktığınız zaman bir kilo ihracat yaptığımız zaman biz 3000 dolar ve bu Türkiye'deki zannediyorum havacılık ve sağlık sektöründeki bazı aparatlarla beraber en fazla katma değer ihracat yapan sektörlerin başında geliyoruz. Evet. Peki bu stratejik sektör olması yönünde talebiniz ya da hedefiniz, çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Şöyle söyleyeyim yani bizim hayallerimiz çok yüksek. Biz normalde 2023 yılında Türkiye'nin 12 milyar dolar bundan 5 sene önce yapılan 2023 vizyonunda mücevher ihracatçı birliklerinin yaklaşık 12 milyar dolarlık biz ihracat yaparız diye yola çıktık. Şu anda baktığınız zaman dahili işlem rejimiyle beraber normal yaptığımız ihracat rakamları 7.2 milyar dolarlardan 6.4 milyar dolarlara geldi. Fakat burada önemli olan konu şu. Bizim ihracatımız %10 düşüş göstermiş gibi olmakla beraber külçe altın ihracatımızda bir yükseliş var. Ama altın takı, pırlanta takı ve gümüş takı da biz radikal olarak %30'lar civarında düşük durumdayız. Şu anda hala maalesef fabrikalarımızın çoğu kapalı. Böyle baktığınız zaman biz şunun için stratejik sektör diyoruz. Bir, altın bir lüks tüketim ürünü değildir. Lüks bir tasarruf aracıdır diyoruz. Bu sene insanlar bunu daha iyi anladılar. Özellikle altın ithalatının çok yüksek olmasının sebebi insanlar ya dövize gitti, döviz mevduatları arttı ya da altına gitti. Bu altının 1700-1800 onslardan 2070 onslara kadar gelmesi herkesi altın yatırım yapmasına sevk etti. Fakat hep şunu söylüyoruz biz. Netice itibariyle altın kötü gün dostu. Türkiye'nin her türlü sıkıntılı zamanlarında yastık altından çıkarıp
ekonomiye giren bir sektör. Evet, 20 milyar dolarlık bir ithalat yapıldı. Evet, cari açığa etkisi var mı? Muhakkak var. Fakat bunun yerine 20 milyar dolar gitti, 20 milyar dolarlık altın geldi. Diğer sektörler gibi değil. Evet. Yani peki, bir telefon gibi, bir diğer bir evet, tüketim gibi, kozmetik gibi değil. Onun için mücevher sektörü stratejik bir sektör. Peki Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Ben teşekkür ediyorum Gözde. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ne diyorsunuz Hakan Bey? Doğru tabii. Şimdi hani baktığınızda altın para demek. Yani hı-hı, böyle bir şey var. Ama o katma değeri de, Mustafa Başkan'ın ifade ettiği katma değeri de göz önüne alınca onun üzerine çıkabileceğimiz, onun üzerine ekleyebileceğimiz bir imkan ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani altını işleyip satıyor olmak, yani bir anlamda emeğimizi, çünkü büyük oranda emek var orada, emeğin katma değeri var. Stratejik sektör olması anlamında Türkiye'ye da Türkiye'ye döviz getirisini, hı-hı, arttırma imkanları, o potansiyelleri yüksek bir sektör. Mustafa Bey evet onu da demişti. 2023 hedefimizde ısrarcıyız diyor. 12 milyar dolarlık bir ihracat hedefleri var. İnşallah. Dolayısıyla kıymetli ve biz de inşallah diyoruz. Önümüzdeki dönem için toparlanma, bir takım sektörler, tabii ki turizm gözümüz bir yandan da doğru, orada doğru, döviz girdisi anlamında. Ama kısaca şunu soracağım, bir turizm tarafına geçmeden önce Serdar Bey'e döneceğiz ama dolar TL ile ilgili olarak siz görmüşsünüzdür yabancı raporlar vesaire, hep böyle işte evet, aşağı yönlü tahminler ne çağrıştırıyor size, nasıl okuyorsunuz onları? Yani tabii yani mesela işte 6.60 gibi rakamların da telaffuz edildiğini gördük. Yani ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki dışarıdan bir talep var. İşte borsaya da girenler var. Bir yabancı dövizini sokuyor. Beklediğimiz kadar da yüksek değil bu arada. Evet, biraz doğru, daha artabileceğini de düşünüyoruz. Belki bu Ocak'la beraber orada bir artış da gelebilir. Ama bana göre öyle 6.60'larda falan yıl sonunu kapatacaksa, hı hı, bu bence Türkiye ekonomisine çok faydalı da olmayacak. Bizim ihracatımızı sürdürülebilir bir yerde tutmamız, bir istikrarı yakalamamız önemli. Peki. Belki Merkez Bankası açısından döviz aşağıya doğru, yani kurlar aşağıya doğru geldikçe belki bir alım ve de rezervlerimizi güçlendirme fırsatı da ortaya çıkabilir. Çok büyük oynaklıklar da hani 8.50'den, 8.58'den 6.60'a ineceksek belki borçlar açısından bunun bir faydası olduğu görülebilir ama Türkiye bundan kazanamaz. Bu kadar oynaklıktan kazanamaz. Belli bir oranda, bugünkü mesela seviyelerde düzenli bir süreç yaşasa, hı hı, bir istikrar yaşasa Türkiye ekonomisi için çok daha faydalı olur benim gördüğüm. Peki turizmcilerin beklentilerine dönelim. Peki. O zaman. Demin de söylemiştim, Serdar Karcılıoğlu bizlerle, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasıl beklentilerde bir değişiklik var mı? Bir iyileşme var mı? 2020 oldukça zor geçti. Acaba 2021'de turizmciler daha iyimser mi? Sizi dinleyelim. Gözde Hanım, süreci hep beraber izliyoruz. Şimdi görüyoruz ki bu COVID-19 denen meret bizim yakamızı bırakmayacağını gösteriyor. Biliyorsunuz şuradan 3 gün önce İngiltere 45 gün tamamen kapandı. Diğer Avrupa ülkeleri kapanmaya devam ediyorlar. Ve bu virüsün şimdi bir değişik versiyonu ortalıkta dolaşıyor. Bu Türkiye'ye de doğru hareket halinde. Ve bütün bu olaylardan sonra dün Amerika'da 4.000 kişinin öldüğü söyleniyor Gözde Hanım. Yani evet, dünyayı saran bu sıkıntılı durumdan bir kere insanların seyahat etme alışkanlıkları tamamen değişecek. Yani artık insanlar ölüm korkusuyla seyahati bir tarafa bırakacaklar. Bu nedenle 2021'in ben 2020'den daha iyi olacağını kesinlikle düşünmüyorum. 2020 başında da pandemi ilanıyla birlikte aynı şeyleri söylemiştim. Aynı noktalara değinmiştim.
ve dolayısıyla 2020'nin de nasıl geçtiğini biliyoruz. Bakın, o bazı rakamlar telaffuz edilmişti. Şimdi Aralık ayı itibariyle rakamlar açıklandı. 11 milyon 200 bin yanılmıyorsam veya 12 milyon 100 bin öyle bir rakam var ama bu rakamın 5,5 milyonu pandemi ilan edilmeden önce Ocak'la Mart 15 arasında gelen insanlar. Daha Türkiye'de hiçbir şey yoktu. İnsanlar da vızır vızır gidip gidip geliyorlardı. Ama pandemi sonrasına baktığımız zaman bu rakamı da çıkarttığımızda 5-5,5 milyon turist gelmiş. Yani şimdi 25 milyon 30 milyon turist bekleyen bir ülkede ve buna göre dizayn edilmiş bir ülkede 5,5 milyon gelse ne olur, 10 milyon gelse ne olur? Onun için ben bu kadar iyimser değilim. Ne yazık ki bunları da söylemek zorundayım. Bir takım arkadaşlarımız yine mavi bulutlar üzerinde dolaşmaya başladılar. Son günlerde 25 milyon turistten falan bahsediyorlar. Bunu neye göre söylüyorlar bilemiyorum. Böyle bir şey, 25 milyon zaten bizim en normal olduğumuz zaman gelen turist sayısı. Yani o 35 milyonların içinde transit geçişler, 2-3 kez giriş çıkışlar bir tarafa koyduğunuz zaman biz hiçbir zaman için turizm tarifine uyan bir operasyonda 25 milyon üstüne zaten çıkmadık. Şimdi bu kadar olay olmuşken 25 milyon turist gelecek demek şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Birçok meslektaşımız, birçok sektör temsilcisi bu rakamların arkasına sığınarak yeniden yatırıma giriyorlar. Belirli düzende gitmeleri gerekirken açılabiliyorlar ve işte böylece iflaslar ve sıkıntılar kaçınılmaz duruma geliyor. Onun için ben tüm sektördeki arkadaşlarımın bu tür şeylerden uzak durmasını tavsiye ediyorum. Ve bence 2021'de bir toparlanma olmayacak. Peki Serdar, buyurun tabii. Gözde Hanım, çok kısa. Sektör o kadar büyük kan kaybetti ki bu noktada. Zaten turizm sektörü bütün dünyada da toparlanması en zor olan ülkelerin başında. Bakın, tur operatörlerinin büyük bir bölümü uçaklarını geri iade ettiler. Koltuklarını geri iade ettiler. Yani şimdi tüm bunlar varken aslında o kadar çok örnek verebilirim ki zamanımız yetmiyor tabii buna. Tüm bu örnekler, bu sıkıntılar varken bu insanlar ışınlanarak mı gelecekler buraya veya hiçbir şey olmamış gibi mi gelecekler? O nedenle ben umut ve ümit pompalamak istemiyorum Gözde Hanım. Peki. Ama inşallah yanılırız. İnşallah bu COVID-19 bir anda hayatımızdan çıkıp gidiverir. Her şey normale döner. Yine böyle bile olsa 2021'i ben tam bir toparlanma yılı olarak görmüyorum. 2022-2023'ü düşünmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Biz de aslında tabii şunu dile getirmek istedik. McKinsey Global Institute ve Oxford Economics tarafından yapılan bir ortak rapora göre yani bu toparlanma 2024'e kadar uzayabilir deniyor. Hani öyle aşı karnelerini aldık elimize, işte HES kodu vesaire nedir bilmiyorum artık, hani o planlanan, konuşulan, daha biliyorsunuz işte aşısını olan gezecek vesaire. Yani o çok kolay olamayacak gibi duruyor ama bilmiyorum, sizin fikriniz nedir? Öyle, biz de bugün dünyada buna yer verdik. Fehmi Köfteoğlu'nun haberiydi o. Bir araştırma 2024'ü bulabileceği. Yani 3 senaryo yapılmış. Tabii en diyelim muhafazakar senaryo 2024'ü bulabileceğini, tekrar aynı havaya gelmesin, ama bunu da bilemeyiz. Yani bunu da işte biraz önce konuştuğumuz konular, mutasyonlar vesaire filan, bütün bunların etkilerinin ne olacağını, bunlar sadece senaryo. Şöyle, ben tabii başkan, yani gerçekçi olmak gerektiğini söyledi ki katılırım buna. Fakat yine de gerçekçi baktığımızda da mutlaka aşının bir faydası olacak. Bazı belki bu aşıyla ilgili alınacak bazı belgeler,
bir takım kodlamalar, biraz turizmi daha hareketlendireceğini de düşünmek de gerekebilir. Böyle iyimserlik pompalamak doğru değil. Gerçekçi davranmak ve ona göre hareket etmek lazım. Ama en azından 2020'deki kadar da kötümser bir noktada olmayacağımızı düşünüyorum. Yani en azından psikolojik olarak bile bir aşının varlığı insanı tabii, mutlu yani ediyor. Olumlu yönde etkileyecektir ve giderek açılabilir. Umarım, yani başkan da onu söyledi, inşallah yanılırız diye. Hani yaz döneminde, o yaz sezonu çok önemli olabilir, olur. Türkiye bu anlamda aşılanmasını bir an önce tamamlarsa aşı bir ekonomik gösterge haline geldi. O zaman oradan belki bizim yurt dışından turist getirme, turistlerin Türkiye'yi tercih etme imkanları da artar. Onun için biz üstümüze düşeni yapmamız lazım. Havanın değişmesi bize yarasın. Hı hı. Daha fazla. Nasıl mesela Brexit'te hazırlıklarımızı yapmıştık. Ortam oluştu. Avrupa Birliği'nden daha önce biz serbest ticaret anlaşmasını imzaladık. Hazırlıklı olmak önemli. Yani nasıl olsa gelmez dememek lazım. Hazırlığımızı yapmamız gerekir. Kendi aşılamalarımızı tamamlamamız. Türkiye'nin bu konudaki cazibesini bir başka açıdan arttıracaktır. Rus turistler Türkiye'yi seviyor, biliyoruz. Gelmek istediklerini defalarca ifade ettiler. Hala gelmeye devam ediyorlar. Belki o kadar umutsuz olmamak ama tedbirleri de sıkı biçimde almak, aşılamayı tamamlamak ve hazırlıkları bu anlamda tamamlamak lazım. Umarım daha iyi bir sene geçiririz turizmde. İhtiyacımız da var. Umarım sadece turizm değil, her sektörde ve her anlamda inşallah en kısa zamanda toparlanmayı görürüz diyelim. İyi dileklerimizi vermiş olalım. Kapatalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hakan ederim. Hakan Güldağ bizlerleydi efendim. Günden kalanları burada noktalıyoruz. Az sonra 60 dakika var biliyorsunuz. Zeliha Saraç yerine Barış Esen sizlerle olacak. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıkla kalın.